İddiatçılar o dönemde üç temel şeyi temsil ediyorlardı. Birincisi denetlenemezliğe, mutlakiyete karşı bir anayasal meşrutiyet monarşi rejimi. Diğeri istibdat ve baskıya karşı hürriyet ortamı. Bir diğeri de imparatorluğu geleceğe Türkçülük etrafında taşıyarak bir millette Türklük ruhunu uyandırma ve devleti modern kurumlarla geleceğe taşıyabilme gayretiydi. Tabii bu süreçlerin bugün gençlerde de benzer bir tepkiye dönüştüğünü ve tarihsel politik kurtarıcı ikonlar olarak adeta iddiatçılarla özdeşim yaptıklarını görüyoruz. Çünkü aslında dönem itibariyle 1900'lerin başıyla bugünkü iktidar dönemi arasında ciddi bir politik analoji yapabilmek de mümkün. İşte Erdoğan rejiminin özellikle son 20 yıldır iktidarda olması ve bunun son 10 senesinin otoriterlikle geçmesi ve bu otoriterliğin özellikle son 5-6 yılda kayırmacı, keyfi ve denetlenemez bir forma dönüşmesi aslında o tarihsel olarak Sultan Abdülhamit döneminin istibdat, mutlakiyet ve denetlenemezlik kısımlarıyla ciddi bir analoji oluşturuyor. İstibdat ve keyfi bir rejime karşı yasa ve anayasa arzusu. Aynı zamanda da işte denetlenemez, keyfi ve mutlakiyetçi bir sisteme karşı anayasal demokrasi ve hukuk devleti arayışı bugün gençlerde iddiatçılığa yönelişin en önemli politik siyasal zeminini oluşturuyor.